Film gibi hayatları anlatan, mutlaka izlenmesi gereken unutulmaz biyografik filmleri sizler için hazırladık. İyi seyirler diliyoruz. Her Devrin Adamı. Başka bir kadınla evlenmek için karısını boşamak isteyen 8. Henry ile bu duruma ister istemez karışan Sir Thomas More'un öyküsünü anlatıyor. Ateş Arabaları. Harold Abrahams ve Eric Liddell iki atlettir. Bu iki sporcudan biri Yahudi, diğeri Hristiyandır. İkisinin de tek amacı vardır. Gandhi. Hindistan tarihinin en önemli kişiliği Mahatma Gandhi'nin hayatını ele alıyor. 1900'lü yılların başında Hindistan'dayız. İngiliz sömürüsü altındaki o dönem ortaya çıkan bir kişilik, epik bir tarih yazarak insanlık tarihinin en önemli kahramanlarından biri haline gelecektir. Amadeus. Film, 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan besteciler Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin başından geçenleri anlatıyor. Son İmparator. Sinema tarihinin en çok ödül alan, en geniş kadrolu filmlerinin başında gelen Son İmparator destansı bir öyküdür. 2 yaşında tahta çıkan Çin'in son imparatoru Pi Yi'nin gözünden 60 yılın öyküsüdür. Schindler'in Listesi. Oscar Schindler adlı bir Alman iş adamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya'da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudinin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Film gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Cesur Yürek. 13. yüzyılda İngilizler İskoçlar üzerinde egemenlik kurmuştur. Çocukken ailesini İskoçya uğruna kaybeden William Wallace'ın karısı da İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü zaman onun intikam arayışı kısa zamanda ülkesinin özgürlüğü için amansız bir savaşa dönüşür. Akıl Oyunları. Amerikalı matematikçi John Forbes Nass'ın hayatını konu ediyor. Nass, Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar ve inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlama aşamasına kadar gelir. Aynı zamanda şizofreni olan Nass, çevresiyle yaşadığı iletişim sorunları da filmin ana konusunu oluşturuyor. "12 Yıllık Esaret". Film, ABD'nin kuzeyinde yaşayan özgür yaşam dolu Northup'ın kaçırılarak 12 yıl boyunca köle olarak çalıştırılmasını ve kurtuluş mücadelesini konu alıyor.